Şimdi içinizden iman edenlere ve amilus salihati, salih amel işleyenlere Allah yine vaat etti. Söz. Efendi Hazretleri buyurdu ki şimdi iki şeyi yapana Allah söz veriyor. Kaç şey? Üç şey. İki şeyi yapana Allah üç şey. Bu ayet-i kerime okurlar. Daha derse başlayamadık. Başlarsak ne olur? Haftaya olur yani bu, çünkü bu gece sizi çok yormak da olmaz. Yarın da bizim işlerimiz var. İman edeceğin ehli sünnete göre. Ameli salih, iman şartları, namaz, oruç, hac, zekat. Bununla beraber mümkün mertebe haramlardan kaçma. Küçük günahlardan kaçmak iyi de kaçamasan da, büyükten de kaçamasan da gavur olmazsın. Harama haram inanacaksın. Geri kalan da takvaya sarılacaksın. Sakınmaya çalışacaksın. İmanı doğru mu? Tamam. Salih amel de var mı? Var. İki şey getir bana. Şimdi bize vaat ediyor. İman edip salih amel işleyenlere Allah söz verdi. Bu söz bozulur mu? Bozulmaz. Peki şu anda bu söz geçerli mi? Kur'an-ı Kerim geçerli duruyor. Bu ayet mensuh ayetlerden değil. Peki şu anda bu vaat tahakkuk etmiş mi bizim hakkımızda? Etmemiş. O zaman ne var? Tahlil kolay. İki şartta ne var? Aksama var. Çünkü senin iki şartı yerine getirmene bağlamış bu mükafatları. İki şart yerine gelseydi Allah'ın vaat ettiği üç mesele kaçınılmaz olarak tahakkuk edecekti. Etmiyorsa Osmanlı ecdadımız da etmiş mi? Etmiş. Selçuklular da etmiş mi? Etmiş. Memlükler de etmiş mi? Etmiş. Abbasi de etmiş. Emevi de etmiş. Sahabe de etmiş. 1400 senedir etmiş, etmiş, etmiş. Gelmiş bize 100-150 senedir bu tahakkuk etmiyor. O zaman bizim iman ve amel-i salihte neyimiz var? Şart ihlalimiz var. Kesin bu değil mi? Çünkü Allah söz verdi. Kime sözünü bozmadı? 1400 senedir sözünü bozmamış. 1300 sene diyelim. Son 150 seneyi çıkarsak. Bize mi bozdu yani sözü? Haşa. Ne yapacak Allah? لَاَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde onları yemin ediyorum diyor. Kasem ediyorum. Andolsun. Efendi Hazretleri böyle tek tek şey yapar. Lam elbette demek. يَاسْتَقْلِفَنَّ sondaki müşeddede. Muhakkak demek. Vaat ettim, söz verdim. Elbette, muhakkak, yemin olsun. كَمَسْتَقْلِفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan evvel geçen Müslümanları yeryüzünde hakim ve halife yaptığım gibi onları da halife yapacağım. Birinci mükafat. وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ الَّذِرْ تَضَّالَهُمْ Onlar için sevip seçtiği, razı olup gönderdiği İslam dinini yaşamakta onlara çok büyük imkan vereceğim. Serbestlik, ama nasıl serbestlik? Kılı kırk yararcasına İslam'ı yaşayan adama yan bakan kalmayacak. O durumda mıyız? Değiliz. Zaten halifelik, Allah'ın halifeliği, Resulün halifeliği yoksa ikincisi haydi haydi yok. Hala iş yerinde namaz kılamayanlar var mı? He? Çok. Efendim İslam'ın birçok hükümlerini iş yerinde yapamayanlar var mı? Var. Okulda yapamayanlar var mı? Çok. Evet. Nerede imkan? Allah yemin ediyor imkan vereceğim. İmkan vermiyor. Niye vermiyor? İman ve ameli salih tam yapmadık. وَلَوْ بَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْف۪ي مَمْنَا Korkularından sonra işte Suriye'de korku içinde Ehl-i Sünnet. Mısır'da korku içinde. Orada da idam mı çıkacak, ne çıkacak belli değil o adamlara. O Muhammed Mürsi ve tarafta Allah kurtarsın, halas eylesin. O adamlara da idam çıkabilir. Mahkeme devam ediyor. Yani onu da, o da belli değil. Çünkü Mısır'da da zannedersem idam var. Efendim Libya korku içinde Ehl-i Sünnet. Türbeler, tekkeler kırılan, dökülen. Doğu Türkistan zavallı bir çareler. Namazlarını kılamıyorlar, oruç tutamıyorlar. Zorlan, gizli. Mübarek adamlar sakallarını da bir tutamdan aşağıda indirmiyorlar. Maşallah onlara. Çin gavuru dünyanın en büyük gavurudur. Onlara karşı da sakallarını bile bir tutamdan aşağı indirmiyor. Doğu Türkistan'daki Müslüman hiçbir yerde yok. Ama zor durumdalar. Korku. İslam'ı yaşamak o. Irak'ta Ehl-i Sünnet. Geçen ne dedim size? Alimler sakallarını kesmişler. Kısacık yapmışlar. Çünkü tanınırsa bir tutam Ehl-i Sünnet hemen öldürüyor Şia. Irak'ta bütün alimler perişan. Kaç cami imamı Ehl-i Sünnet şehit oldu.
Arabayla vuruyor geliyor, yoldan geçerken vuruyor, sabah namaza giderken vuruyor. Şu anda Türkiye'de bile bu tehlike var, İran ajanlarının. Suriye'den gelen el sünnet alimlerini hedef alma tehlikeli. Ya bizi de tabii haydi haydi. Çünkü bunlar çok tehlikeli adamdırlar. Bunları çok iyi dikkat etmek lazım. Bayram Hoca meselesine dikkat edin bakalım. Bayram Hoca kimlerin aleyhine konuşuyordu? Dikkat etmek lazım. Neye dikkat edeceksin? Tedbir bakımından tabii edersin ama olacağı çare yok. Şehit olacaksan da o yazılmış. Doğru konuşmayacağız anlamına gelmez. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Amin. Hoca Efendi doğruları söyledi. Yani şimdi Bayram Hoca'ya tebliğ yapmadı kimse diyebilir mi? Diyemez. Şimdi Allah indinde o adam kazanmıştır, felah bulmuştur inşallah. Öyle üstü zannediyoruz. Ayet hadis olmadığı için üstü zana giriyor tabi. Ama adam yaptı vazifesini ya kendi çapında, ne yapsın adam? Yanıyordu cayır cayır yani. Değil mi? Dayanamıyordu artık Allah için böyle. Bir ne mücahit adamdı ya. Hiç gördüğüm hocalardan da değil yani. Farklı bir hocaydı. Farklı bir hocaydı. Bir daha da yeri dolacak, gelecek bir adam değil. İlme, kültürel, tabii ayaklı kütüphane tarafa da ayrı. Hatipliği bir ayrı, cezbesi bir ayrı. Bir Allah adamı. Benim gibi de okkabazlığı da yoktu yani. Doğruyu konuşalım yani. Doğruyu konuşalım. Benim gibi okkabazlığı yoktu adam. Yemez içmez Allah için böyle ilim, 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 meraklı bir adam. Adamcağız gitti. Caminin mihrabında. Türkiye'nin ortasında. Ya dikkat edelim, dikkat edelim. Bunları... Her şeyi Yahudi yaptı, papaz yaptı, patrikhane yaptı diye kolayına kaçmayalım. Bize en büyük zarar yine bizim içimizdeki mezhepsizlerden gelir. İşte Suriye'nin durumu meydanda. Görünce anlıyorsun yani. Gavur yapmaz yani, gavur yapmaz. Şu mezhepsizlerin, Şia'nın yaptığını. Gavurdan beter adamlar. Şimdi korku var mı? Ehl-i sünnet Müslümanlarda İslam'ı yaşama korkusu var. İşte bu korkularının ardından onlara emniyet vereceğim. Yani tam bir güvence. Hey kurban olduğum Allah'ım ya. Şöyle bir güvence olsa da Amerika ne düşünecek? Amerika ne diyecek? Buna karşı ne bize efendim ambargo mu koyacak? Şeklinde bir korku kalmadığı bir dünya olsa. Bunu yapma Allah kadir midir? Söz veriyor işte. İman ve ameli salih. İki şartı yerine getirin. Üç şey söz. Peki Allah sözünü bozmaz. Bu üç şey de şu anda var mı? Dünyada hiçbir İslam devlet ülkesinde var mı? Hepsi Amerika'nın, İsrail'in vesairenin korkusu altında değil mi? Müstemleke gibi bir en ufak bir ambargoda korkuyor. Güvencesi yok. Demek ki iman ve amel-i salih şartlarında sağlamlık yok. Biz nereye döneceğiz şimdi? Efendi Hazretleri onu der. Her